Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Zengin. Bugünkü dersimizde küçük bir at yarışı projesi yazmaya çalışacağız. Projemizde 11. dersimizdeki timer kontrolünü ve 8. dersimizdeki if-else karar yapısını tekrar etmiş. Aynı zamanda da bu projeyle 11. derse kadar öğrendiğimiz bazı bilgileri pekiştirmiş olacağız. Projeyi yazmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. GökhanZengin.net adlı kişisel sitem bir süredir kapalıydı. Tekrardan aktif hale getirdim. Dilerseniz şimdiki dersimize dahil olmak üzere tüm videolarda yazmış olduğumuz projelerin kaynak dosyalarını GökhanZengin.net adlı kişisel sitemden indirebilirsiniz. Ve aynı zamanda anlatmış olduğum derslerin altına yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan hemen projemize geçelim. Microsoft Visual Studio 2010 programımızı çalıştıralım. New Project ile yeni bir proje başlatacağız. Yine Windows Form Application. Adına at yarışı projesi diyorum. Ve projemizi başlattık arkadaşlar. Şimdi önce at yarışı projemizin tasarımsal birkaç işlemini gerçekleştirelim. Bazı kontroller bize lazım olacak. Onları ayarlayalım. Önce hiçbir kontrol atmadan formumu ben atacağım bütün kontrollerin yazı tipi array olarak değişmesini istiyorum. Bu size kalmış bir şey. Ben array olarak kullanacağım şu an. İsterseniz değiştirmezsiniz. O çok önemli bir olay değil. Form border style'ını şu üst taraftaki görmüş olduğunuz küçültme, büyütme, işte çarp, kapatma veya aşağı alma ikonları var. Buradaki stili Sable'dan Sable Tool Windows'a çekiyorum. Ve sadece çarpı butonunu burada bırakmış oluyorum. Onun dışında back color'ını arkadaşlar dark green yapıyorum. Başka yapacağımız bir şey. Text'ine şu üst taraftakine at yarışı projesi diye yazıyorum. Form ayarlarım bu kadar. Boyutunu şöyle elle girelim. Düz olarak 700'e 500 diyelim. Bu değiştirebiliriz. Şimdi Toolbox'tan bize bir tane label lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu label'ın özelliklerini bir değiştirelim. Label'ımızın şurada auto-size özelliği var arkadaşlar. Bu nedir? Örneğin ben burada yazı yazdıkça teksinde bu şekilde büyür. Ama alt satıra düşmez. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şuradan şöyle yapalım. Böyle düşüyor. Ama biz bunu istediğimiz şekilde şöyle boyutlandırmak istesek. Ama bir boyutlandırma yapamıyoruz. Boyutlandırmak istiyoruz. Bunu buradaki label'ımızın auto size özelliği true. Bunu false hale çektiğimiz zaman artık bu şekilde label'ımızın alanını istediğimiz gibi küçültüp büyütebiliriz. Şimdi bunu kullanacağım. Bunu neden kullanacağım? Hemen onu söyleyeyim. Auto size'ı false'a çektikten sonra içerisindeki teksti siliyorum. Ve bunu arka plan rengini white'e çekiyorum, beyaza. Ve şu şekilde elle boyutlandırıyorum. Bu arkadaşlar at yarışında atlarımızın koşacağı hani yeri şöyle ayırmak adına uzun bir şekilde böyle koyacağım. Sırf bu yüzden auto size özelliğini açtım ve arka plan rengini yaptım. Şu şekilde boyutlandırdıktan sonra şuraya biraz daha sıfırlıyorum. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Bunun aynısından bir tane daha bize lazım. CTRL ile bir tane daha çekiyorum. Bir tane daha lazım arkadaşlar. Ve son bir tane daha lazım. 4 tane burada label'ımız var arkadaşlar. Auto size özellikleri false durumda. Ve hepsini şöyle sıfırladım. Ve bir tane de arkadaşlar bir label'ımız daha lazım. Bunun da auto size özelliğini false'a çekiyorum. İçerisindeki yazıyı siliyorum. Arka plan rengini beyaza getiriyorum ki görebileyim. Şöyle boyutunu yaptıktan sonra bu sefer bunu aşağı doğru çekiyorum. Şu şekilde biraz daha kısalım. Bu da arkadaşlar bizim bitiş çizgimiz olacak. Bunu hatta şu tarafa doğru sıfırlayalım. Bunları da biraz daha uzatalım şöyle.
Bu şekilde yeterli olacaktır. Ve bir tane picture box arkadaşlar atıyorum. Bunun özelliklerinden size durumunu elle gireceğim. 120'ye 120 olarak boyutlandırıyorum. Şöyle şunları biraz daha aşağı çekmemiz gerekecek. Bundan bir tane daha lazım arkadaşlar bize. Fonumuz biraz küçük oldu. Bunu bu şekilde düzeltmemiz gerekecek. Bir tane daha picture box kopyalıyorum. Aynı boyutlarda. Şöyle bitiş çizgimizi biraz daha uzatabiliriz artık. Şöyle biraz aşağı indirelim. Şimdi arkadaşlar picture box'larımıza isim vereceğiz. Ben PB birinci at olarak yapıyorum. İlk picture box'ımızı, ikincisini PB ikinci at diye değiştiriyorum. Üçüncü atımızı da PB üçüncü at olarak yapıyorum picture box'ımızı. Ve arkadaşlar bir buton lazım bize. Şöyle bir buton koyuyorum. Şu şekilde büyütüyorum. Teksine geliyorum. Yarışı başlat yazıyorum. Bir buton daha lazım bu şekilde. Bunu da yarışı yeniden başlat yazıyorum. Ve bir label daha lazım arkadaşlar. Teksini siliyorum. Back color'ını bu sefer black yapıyorum. Auto size'ını false'a çekiyorum. Ve şu şekilde elle büyütüyorum burada arkadaşlar. Yarışı başlat attı. Butonumuzun name'ini btn yarışı başlat yazdırıyorum. Yarışı yeniden başlat attı. Butonun da name'ini btn yarışı yeniden başlat yapıyorum. Picture box'a isim vermiştik. Butonlarımıza verdik. Buradaki label'lar sadece görüntü olsun diye. Sırf atları ayırabileyim diye bir bu şekilde label'larımı koydum. Ama buradaki bitiş çizgimi ben kullanacağım kod tarafında. O yüzden bitiş çizgime isim vereceğim. LB'li bitiş çizgisi diyelim. Ve şuradaki label'ımızda arka tarafı siyah olan, auto size false olan yaptığımız label'e de arkadaşlar LB'li anlık yarış raporu diyelim. Burada arkadaşlar bu label'ımızın bir özelliği daha olacak. Şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar yarış sırasında hangi at öndeyse, örneğin birinci at önde, bu aşağıda işte birinci at şu an önde gidiyor. İşte veya ikinci at öndeyse şu an ikinci at önde gidiyor gibi yazı yazdırmak istiyorum. Anlık bir rapor vermek istiyorum. Onu burada yapacağım. Ama burada yazarken şimdi tekstine bir yazı yazalım. Siyah olacak. Çünkü burayı black yaptık ve yazı arka plan rengini siyah yaptık ve şu an yazı rengi de siyah. Bunu ben yazı rengini beyaza çekiyorum ki gözükmesi için. Ve arkadaşlar burada raporum hemen böyle üst ve sola yapışmış bir şekilde değil de bu yazıyı ben ortada göstersin istiyorum. Onun için burada text align özelliği var arkadaşlar. Buna tıklarsanız şu an burada yazının nerede olacağını belirleyebiliyorsunuz. Direkt orta sol veya direkt ortanın üst tarafa doğru hizalanmış şekilde. Ama benim istediğim ortaya hizalasın. Middle center bizim için yeterli olacaktır. Ve teksini şu an silmeden önce fontuna gelelim. Fontunda Arial'di zaten. Bold'unu true'ya çekelim. Daha bir kalın gözüksün. Ve text özelliğini şu an kaldırabiliriz artık. Burada yarışımızın anlık raporu yazacak. Başka burada isim verdiğimiz herhalde yok sanırsam. Bütün her şeye verdik. Evet. Şimdi yapacağımız proje arkadaşlar. Bu atlarımız bize rastgele bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Ve bitiş izine ilk gelen picture box'ımız yani atımız yarışı kazanmış olacak. Ve kazanan atı da message box'a göstereceğiz. Şimdi böyle bir proje yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmak için hemen kod tarafına geçelim. Formumuzun load'una çift tıklıyorum. Formun load'una düştük. Şimdi arkadaşlar başlangıçta atlarımızın sola olan uzaklığını
almamız gerekiyor. Bir değişkeni atmamız gerekiyor. Çünkü örneğin şu an bu 10 piksel solda diyelim. Sola olan uzaklığı 10 piksel. Biz bunu örneğin 5-5-5-5 arttıracağız. Arttıracağız ve buraya geldiği zaman yarışı kazanmış olacak. Ben yeniden başlat dediğim zaman bu atı en başa atması gerekiyor. Tekrardan bu koordinatını buraya koyması gerekiyor. Bunu sağlayabilmem adına atın sola olan uzaklığını yakalamam gerekiyor. Bunu da globalde yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben bunu hem timer kontrolümüzden lazım olduğunda çekmemiz gerektiği için hem de buton altından ona ulaşmamız gerektiği için globalde tanımlayacağım arkadaşlar. Onu tanımlamadan önce timer demişken bir de timer kontrolümüzü koyalım. Onun adına da TMR zamanlayıcı diyelim. Ve interval'da 200 milisaniyede bir tetiklensin istiyorum. Bu timer'ımızın tick event'ı. Şimdi öncelikle formun no adına geldik. Burada globalde değişken tanımlayacağım. Birinci at sola uzaklık diyorum. İkinci at sola uzaklık. Aynı tipte değişkenler tanımlanacaksa arkadaşlar integer bir defa yazmamız yeterli. Ondan sonra değişken adımızı virgül, tekrar ikinci değişken adımızı virgül, üçüncü değişken adımızı yazabiliriz. Normal şartlarda bu şekilde de yapabilirdik. Ama ben aynı veri tipi olacağı için hepsini tek bir satırda bitirmek istediğim için bu şekilde yazıyorum. Bu şekilde 3 tane değişken tanımladık tek bir satır altında ve bunların içerisine atlarımızın sola olan uzaklığını formun load'unda yakalayalım.